Saadet Partisi'ne yakınlığıyla bilinen TV5 ekranlarına konuk olan Gelecek Partisi yöneticisi Ayhan Sefer Üstün, Ahmet Davutoğlu'nun başbakanlıktan istifa ettirilmesiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bunun bir saray darbesi olduğunu açıkladı. Davutoğlu'nun başbakanlık görevinden istifa ettiği süreçle ilgili konuşan Üstün, bir saray darbesiyle %50 oy almış seçilmiş bir başbakan iktidardan uzaklaştırıldı. Menderes'e ağıtlar yakıyoruz, yakmamız da lazım. Peki Davutoğlu'nda eksik kalan ne kalmış? Bir tek idam etmemişler ifadelerini kullandı. Davutoğlu'nun AKP Genel Başkanı ve Başbakan olduğu dönemde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne şeffaflık kanunu tasarısı gönderildiğini hatırlatan Üstün, biz buna şeffaflık yasası dedik ama bu yolsuzlukla, hırsızlıkla mücadele kanunuydu. Bu kanunda bir telefonla engellendi açıklamasında bulundu. Bakın Davutoğlu'nun o %50 oy almış aldığı seçim öncesinde bir açıklamaları vardı. Biz gelmezsek beyaz Soroslar gelecek diyordu. Davutoğlu insanlardan o şekilde oy toplamıştı. Davutoğlu masaya yumruğunu vursaydı, 7 Haziran seçimlerinde CHP ile koalisyon kurmuş olsaydı, bugün eleştirmiş olduğu hiçbir şeyi Türkiye yaşamayacaktı. Davutoğlu o yüzden birinci şansını sepetledi. İkinci şansı da gidilen erken seçimde, Beyaz Torosları meselesini kimse unutmuyor. O açıklamaların da etkisi illaki olmuştur. Vatandaşlar da dedi lanet olsun dedi. Bu muhalefet bir araya gelip bu beceriksiz muhalefet koalisyon kuramıyor dedi. Ve bu beceriksiz muhalefete inat bir kez daha gideyim şu AKP'ye oy vereyim de dedi. En azından istikrar sürsün. Ve %50 oy oranıyla Davutoğlu yeniden geldi. O beceriksiz muhalefet yüzünden. Sonra Davutoğlu bu sefer de koltukta oturamadı. Niye oturamadı? Yumruğunu yine vuramadı. Lider yine olamadı. Halkın %50'sinin destek vermiş olduğu bir başbakan olarak ne yaptı? İstifa etti. 3 yıl boyunca durdu bir kenarda. Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş belediye seçimlerini kazanınca birden cesaretlendiler. Parti kurmak için yola çıktılar. Şimdi üçüncü bir şans var elinde. Bu şans nedir? Bildiği her şeyi anlatacaklar. Bugüne kadar sustular, cesaret edemediler. Bugünden sonra milletten çıkıp önce bir özür dileyecekler, daha sonra her şeyi anlatacaklar. Dün güzelliklerinden bahsediyordunuz AKP'nin. AKP'nin içerisindeydiniz. 15 sene, 17 sene içerisindeydiniz. Beyaz Soroslar meselesiyle oy topladınız. İktidara getirdiniz. Masaya yumruğu vurup koalisyon kuramadınız. E ne oldu? Biat, itaat. Ondan sonra trenden itilen kesim oldunuz. Evet efendim, tamam efendim, şöyle efendim, böyle efendim diyenlerin sonu da böyle oluyor genelde. Ha, eleştirenlerin sonu da AKP'de trenden itilmek oluyor. Eleştirmeyeceksin, sorgulamayacaksın. Öyle bir sıkıntı da var. Mustafa Yeneroğlu örneğin AKP içerisinde en fazla sesini çıkaran isimdi. Fazlaca eleştirdiği için istifası istendi, ayrıldı. Şu dakikadan sonra Davutoğlu ve Babacan'ın yapacağı şey birlikte hareket edip ortak bir şekilde rahatsız oldukları sıkıntılar neyse onları düzeltmek isteyen muhalefetle el ele verip bir sonraki seçime hazırlanacaklar. Ama dediğim gibi her şeyi anlatmak zorundalar. Bugüne kadar susmuş oldukları, parti içerisinde eleştirmiş oldukları her şeyi milletle paylaşmak zorundalar. Saadet Partisi liderinin yaptığı açıklamalar, CHP liderinin yaptığı açıklamalar AKP tabanında etkili olmaz. Ama AKP'nin bir küskün tabanı var, kararsız bir tabanı var. O tabanın üzerinde Davutoğlu'nun ve Babacan'ın yapacağı açıklamalar etkili olur. O yüzden madem bir yola giriştiler, siyaset cesur insanların işidir, cesaret gösterebilen insanların işidir. Bir fırsat daha geçti ellerine, bari üçüncü fırsatı kaçırmasınlar. Bu üçüncü fırsatı iyi değerlendirsinler. İlk iki fırsatı, iki şansı Davutoğlu ne yazık ki kaçırdı. Bu da bir gerçek.